Merhaba arkadaşlar. Bugün tüplü televizyon konusunu anlatacağım. Günümüzde artık LCD ve LED televizyonlar kullanılıyor. Ancak tüplü televizyonların yapısını öğrenmek isteyen arkadaşlar için bu videoda tüplü televizyonların yapısını ve çalışma sistemini anlatacağız. Tüplü televizyonlar çeşitli katlardan ve tüpten meydana geliyor, tüpten oluşuyor. Öncelikle katlarımıza bakarsak eğer şu şekilde devre kartımızda şu kısım devremizin besleme katı. Şurası yatay kat. Şu kısım dikey kat. Burası sistem kontrol katı. Şurada tuşlarımızı görüyorsunuz. Televizyon tuşlarını görüyorsunuz. Şurada kristal. Şu kısım televizyonun ses katı. Şurası tüner. Burası SCART bağlantısı. Burası SCART bağlantısı. Olarak söyleyebiliriz. Şu kısımda televizyonun tüpü. Televizyonun tüpü ve tüpün arkasındaki elektron tabancası kısmı. Televizyon ekranı, fosforlu ekran burası. Şurası elektron tabancası, manyetikler, saptırma bobini, bu kısım odaklama kısmı olarak odaklama yani fokus kısmı olarak söyleyebiliriz. Tüpün çalışma sistemini anlatırsak eğer. Evet, tüpün çalışma sistemini anlatırsak şu kısım elektron tabancası demiştik. Bu kısım manyetikler. Burada ayrıca odaklama kısmı var. Saptırma bobinleri, anot gerilimi ve tüpün arka kısmı olarak tüpü kısaca tekrar anlatabiliriz. Çalıştırma sistemini anlatırsak elektron tabancasında şu kısımda filaman veya heater denilen bir ısıtıcı malzeme vardır. Bu filaman 6 volt civarında bir gerilimle çalışır ve bu filaman ısındığında kendisine bağlı katot denilen bir malzemeyi ısıtır. Katot dediğimiz malzeme ısındığı zaman elektron yaymaya başlar. Bu elektronlar tüpün ön kısmındaki ekran tarafından şuradaki tüpün ön kısmındaki ekran tarafından çekilirler. Ekran bu çekme kuvvetini ekranın boyutuna bağlı olarak 30.000 volt civarındaki bir gerilim ile sağlar. Şuradaki verdiğimiz şu kablo ile verdiğimiz 30.000 volt civarında bir gerilim var demiştik. Bu gerilim tüpün ön kısmına, ekran kısmına verilir ve bu gerilim artı bir gerilimdir. Pozitif bir gerilimdir. Pozitif bir gerilim olduğu için ve buradaki üretilen elektronlar da negatif yüke sahip olduğu için pozitif gerilim negatif yükleri çeker ve ekranın ön yüzüne doğru elektronlar giderler, çarptırılırlar. Bu gerilim 30.000 volt civarında bir gerilim olduğunu söylemiştik. Ancak ekranın boyutuna bağlıdır bu gerilimin miktarı. Yani daha büyük ekranlarda daha fazla da olabilir, daha küçük ekranlarda daha az olabilir bu gerilim. Tüpe giden elektron miktarı screen parlaklık gerilimi ile değiştirilir. Yani burada üretilen bir miktar elektron vardır. Bu elektronların sadece bir kısmı gider tüpün ön yüzüne. Bunu da artırıp azaltmak için screen gerilimi kullanılır. Screen gerilimi ile bu parlaklığı biz değiştirebiliriz. Katottan çıkan elektronlar dağınık bir haldedir. Aynı ateşten çıkan duman gibi dağınık bir haldedir. Bunları bir araya getirip toplamamız gerekir. Toplayıp bir nokta şeklinde bir elektron demeti haline getirmemiz gerekir.
Bu toplama işini odaklama bölümü yapar. Odaklama bölümü elektronları toplar ve nokta haline gelmesini sağlar. Böylece resmin netliği sağlanır. Parlaklık ve fokus ayarı, yani odaklama ayarı IHD trafosu ile yapılır. Gördüğünüz şuradaki IHD trafosu ile yapılır. Ekrana giden elektronlar normalde dümdüz ekranın tam orta noktasına çarparlar. Tamam, şöyle baktığımız zaman ekran orta noktasına çarparlar. Ancak bunları ekranın istediğimiz herhangi bir yerine çarptırmak için saptırma bobinlerini kullanırız. Saptırma bobinleri de bunlardır. İki tane saptırma bobini vardır. Yatay ve dikey saptırma bobinleri. Şu gördüğünüz çift bobinler, yani şu iki bobin yatay saptırma bobinidir. Şu altında ve üstünde gördüğünüz, şurada da gördüğünüz iki adet bobin yatay saptırma bobindir. Bir de şuradan göremiyoruz ama iç kısmında dikey saptırma bobini vardır. Yatay saptırma bobinleri elektron demetlerini ekranın solundan sağına doğru hareket ettirirler. Dikey saptırma bobinleri de yukarıdan aşağı doğru hareket ettirirler. Elektronlar şu şekilde ekrana bakarsak, elektronlar önce en üst soldan başlayarak sağa doğru tek tek ekrana çarparlar. Tek bir satır taranmış olur. Bu tek satır taranınca dikey saptırma bobini devreye girer ve taran eşiğini bir alt satıra indirir. Daha sonra bir alt satır tek tek taranır. Daha sonra tekrar dikey saptırma bobin devreye girer. Bir alt satır taranır. Bu şekilde en yukarıdan en aşağıya kadar bütün bir resim tek tek taranmış olur. Bu şekilde tek bir resim elde edilmiş olur. Saniyede 25 adet resim taranır. Ancak biz bu taranmayı tek tek görmeyiz. Yani bu çarpan elektronların tek tek çarptığını görmeyiz. Çok hızlı bir şekilde bu tarama işlemi yapıldığı için bir resim ve resmin akışını görürüz. Yani hareketi görürüz. Ekranda elektronların çarptığı kısım, bu camın iç tarafı fosfor ile kaplanmıştır. Fosfor üzerine elektron çarptığı zaman fosfor o kısmı ışık yerir. Elektron miktarına göre bu ışığın miktarı az olur veya çok olur. Bu gördüğünüz anot kablosu 30 bin volt civarında bir gerilim taşır ve elektronları çekmeye yarar. Peki bu tüpün içerisinde gaz var mıdır? Yani tüp olduğu için tüpün içinde gaz olduğu düşünülebilir. Ancak tüpün içerisinde herhangi bir gaz yoktur. Hava da yoktur. Tamamen boştur. Vakumlanmıştır. Elektronlar buradan ekrana doğru giderken herhangi bir maddenin atomuna çarpmaması gerekir. Bundan dolayı bütün içerisindeki gaz boşaltılmıştır. Ancak şöyle bir şey duymuş olabilirsiniz. Tüpün gazı bitti şeklinde bir arıza duymuş olabilirsiniz. Arıza şeklinde duymuş olabilirsiniz. Aslında tüpün gazı olmadığı için böyle bir arıza tabii ki yoktur. Başka bir arıza tüpün gazı bitti şeklinde anlatılabilir. Ekranın parlaklığı azaldığı zaman bazı tamirciler gazı bitti şeklinde arızayı tanımlarlar. Ancak arızanın sebebi elektron tabancasındaki elektron üreten katodun artık yeteri kadar elektron üretememesidir. Çeşitli yöntemlerle bu katodun elektron üretme kapasitesi artırılabilir. Ancak gaz doldurma diye bir şey yoktur. Kırılan bir tüp eğer gördüyseniz veya kırılan bir tüpün videosunu seyrettiyseniz ondan bir fıs diye bir ses çıktığını duyabilirsiniz. Bunu da tüpün gazı dışarı çıkıyor şeklinde yorumlayabilirsiniz. Ancak durum tam tersidir. Kırılan tüp dışarıdaki havayı içine çeker. Bu fıs sesi de bundan dolayı çıkar. Elektron tabancasında bu gördüğünüz manyetikler vardır. Bu manyetiklerin görevi elektron tabancasına çıkan elektronların ekranda tam istenilen noktaya çarpmasını sağlamaktır. Bu manyetikler fabrikada ayarlanır ve üzerine bir boya atılır. Şurada gördüğünüz boya. Şöyle gösterebilirsem. Şu gördüğünüz boya atılır.
yerleri belirlenir. Herhangi bir şekilde yerlerine sökülürlerse bu boya bakılarak fabrika çıkışı haline getirilebilir. Tüpün etrafında bir de sarılı bir bobin vardır. Şu bobin. Şu gördüğünüz bobin. Tel gibi gözükür ancak tel değildir. İsmi de Gauss bobinidir. Tüpteki statik elektriği yük etme amacıyla kullanılır. Tüpün ekranında bir statik elektrik meydana gelir. Ekranda statik bir elektrik meydana gelir. Bu statik elektrik manyetik bir alan üretir ve bu manyetik alan elektronların ekranda istenen piksele çarpmasını engeller. Gelen elektronlar istenen piksele, noktaya değil de başka farklı yerlere çarparlar. Bundan dolayı da ekranın bazı kısımlarına istenmeyen renklenmeler meydana gelebilir. De Gauss bobini bu statik elektriği yok eder ve istenmeyen renklerin engellenmesini sağlar. Televizyonun ilk çalışmasında bir PTC üzerinden bu De Gauss bobini çalışır. De Gauss bobini statik elektriği yok eder, PTC 1-2 saniye içerisinde ısınır ve De Gauss bobininin gerilimini kesir. Böylece PTC ısınınca De Gauss bobini devreden çıkar. Eğer PTC bozulursa televizyonda istenmeyen renklenmeler meydana gelebilir. Bu PTC'yi de şekilde gösterirsek besleme katında olur genelde. Şurada şu eleman olarak söyleyebiliriz. De Gauss bobini de kablosunun şekilde De Gauss bobininin PTC'nin hemen yanına takılır. De Gauss bobininin soketi. Şimdi çıkartıyorum bize engellemesin diye. Evet, televizyonun genel tanıtımı, katları ve tüpün çalışma sistemini anlattım. Bugünkü konumuz, videomuz burada bitti. Hepinize iyi günler dilerim.